Gel. Hayır, gel. Dur. Gel lütfen gir. Dur, dur. Dur, dur. Ne? Yok, prof. Sıkıntı. Şunu bir tutalım Eskan. Tamam, bırak. Dur, dur Gönül. Gel Yusuf. Sen de böyle gel biraz. Gel. Gel Yusuf. Dur. Dur Gönül. Kızım hadi. Hadi kızım, hadi, hadi. Hadi kızım, hadi, hadi, hadi. Aferin kızım. Aferin kızım, aferin kızım. He. Ama ya ben biliyorum bak. Yetişmez sandım da yetişti yani gönlü. Benim yetişti. Selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün gene efsane bir çiftleşme yaptık. Bunlar çiftleştiler. Şimdi ikinci defa bir daha düşünüyoruz. Ama çok sıkıntılı oldu. Dişimiz bu arkadaşlar. Dişimizi bir yakından Özkan çek. Biraz incelesinler. Şöyle kulak bozuyor. Yoksa köpek müthiş derecede kurtçul. Çolak soyu arkadaşlar. Siz de bildiğiniz üzere çolak soylarını biz gürün soyuyla çiftleştirmeye çalışıyorum bu aralar. Dişi bakımı falan biraz zayıf ama karakter abidesi kesinlikle gürüne şey yapmadı, boyun eğmedi, her seferinde hırlamasını şey yaptı. Neyse bir defa çiftleştirdik ama bundan şeyi sıkıntılı arkadaşlar, müthiş derecede boğuştular gene gürünün bak ayağı da patisinin orası da şişti oldu, gördün mü? Gürünün her tarafını parçaladı. Kendisinin her tarafı parçalandı. Şimdi bazı ne diyorsun? Tamam bir dakika bırakacağım. Sen de mi açıyorsun? Şimdi bazı arkadaşlar oğlum dur. Şey yapabilir. Ben bunu direkt koyurdum veyahut da direkt çiftleştirme yaptık. Öyle değil arkadaşlar. Bir gün dışarıda bir koklaştırdık. Dişi hiçbir şekilde hırlıyor arkadaşlar. Ama arkadan şey yaptığı zaman kuyruğunu yana atıyor. Yani dişi hazır değil derseniz o da değil. Dişi hazır ama karakter. Zaten sahibi dedi dişini erken bile boğması lazım bunun filan dedi. Ama yani gürün hariç ben bunu kolay kolay boğacak şey gördünüz aslamadım. Tam bir hayvan. Aşırı sert. Şimdi ben bunu gürünü tekrar çiftleştireceğim. Gürün antibiyotik uygulamaya başlayacağım. Şimdi buna antibiyotik de uygulayamayacağız. Ama elimizden geldiğince fısfıslarla, şeylerle falan destekleyeceğiz artık. Ya her taraf. Yani şuraya bakalım. Şurayı açmış. Bu görünen kısmı. Şimdi gürüne bak. Gürünün patisi şişmiş. Dur oğlum dur. Şurasını parçala da. Nerede? Şu kulağını parçaladı. Yani şurası. Şurasını açtı. Yani
Hani göğe biz köpek çiftleştiriyoruz. Bilmiyorum, çok sıkıntılı bir şey. Arkadaşlar, ben size burada bir itirafta bulunayım. Cankat hepinizi kandırıyor. Köpek besliyorum diye herkesi kandırıyor. Burada ejderha yetiştirmeye çalışıyor. İnanmayın. Vallahi arkadaşlar, zaten bayağı bir şey yaptı, bu bana kızdı. Sakin bayan getirsene dedi bana ya. Dişi getirsene dedi. Zaten şeyde bunun babası bayağı bir yer gezdirmişler. Bir tane dişi getirdiler. Karla. Direkt bunun şeyi, annesini. Bunun annesini kendi kafalarına göre köpek çekmeye çalıştılar. Hiçbir köy erkeğe vermedi. Çiftleştiremediler. Ondan sonra Gürün'ün oraya getiriyorlar bunun babasının yanına. Eline alıyor, güzelce bir boğuyor. Sıkıntısı çiftleşme oldu. Yani o çiftleşmeden daha bu soytarı doğdu. Öyle mi lan? Öyle mi soytarı? Arkadaşlar biz canı sağ oldukça bizim oğlanımızın yeni nesillere güzel köpekler bırakalım diye çiftleştirmeler yapıyor. Gerçekten eşi benzeri bulunmayan köpekler bunlar. Bunlar tabi yeni gençlik çoğu bilmez, gösteriş meraklısılar. Çoğu gösteriş meraklısı. Biz de öyle gösteriş değil, köküne iniyoruz. Şunun şeyine bak. Oğlum ne oldu? Ne istiyorsun benden? Ne istiyorsun? O hayvanı mı istiyorsun? Tamam oğlum, tamam. Arkadaşlar burada da böyle bir olay yaşadık. Bayağı bir sıkıntılı bir olay yaşadık. Ama bundan doğacaklar. Ben düşünemiyorum gerçekten Özkan. Yani çok güzel çok güzel şeyler olur. Ha, gene damızlık kalacak bana. Damızlık dişi erkek kalması lazım. Gülüm bunu yere yatırdığında bile yerde bile hırlıyordu. Daha teslim olmamış. Ya şimdi normalde dişi köpek diş atar. Teslim olur. Veya ses verir, teslim olur. Bunda öyle bir şey yok. Tam bir kuduruk ya. Seni övüyorum yavrum, seni övüyorum. Ya seni övüyorum aslanım. Dur. Dur abim, dur kızım, dur. Ha bu arada kızımızın adı Asena arkadaşlar. Asena dişi. Değil mi kızım? Şey olmadığı zaman şöyle bir yandan profilini alın mı Özkan? Şöyle kulaksız şöyle bir yapak. Bunun şeyi de bu. Aşırı kurtçul. Bir yerde utanmış mı? Ne diyorsun? Şimdi biz o zaman bu şey şu koca olan arsızlığına bak ya. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Arsız. Arsız. Hı? Arkadaşlar şu anda Poyraz'dan enik aldık. Şimdi Gürün'den enik alıyoruz. Şimdi bir Karaoğlan'dan alıyoruz. Allah'ın izniyle kalan bir yaman kaldı. Yaman'a da güzel bir yakışan bir eş bulduk mu? O iş tamamdır. Hayır kızım. Hırlama. Hırlamak yok. Harr diyor. Duydun değil mi yine sesi? Daha böyle teslim olma yok. Sen ne manyak kızsın he? Sen ne manyak kızsın? Aa. Bu kadar perişan etti bunu. Hala hırlıyor. Nefes alamıyor değil mi tozda? Gürün, sensin bu tozu çıkartan. Şimdi Gürün'ü çiftleştireceğim. Dediğim gibi hemen tedaviye başlayacağım. Çünkü yaraları şişmeye başlayacak. Sonra kızıma da sprey miprey. Dur. Arkadaşlar şimdi çiftleştirmeyi gerçekleştirdik. Şu andaki şeydeler, bağdalar. Allah'ın izniyle
mağaza menükler bekliyor. Yani yabana atılacak bir şey değil bu. Arkadaşlar çiftleştirme değil. O soy takibi dediğim işte o soy takibi yapıp düzgün soyları birleştirip yani memleketimizin köpekleri o tarzda köpekler olması amaçlı. Şimdi mesela bunların kurtçullukları, sertlikleri yani şey yapılmaz, tartışılmaz. O şeyleri bir de son demleri bunların. Yani tamam ben burada gürün soyuna bayağı bir şey yaptık da ama çolakta biraz sıkıntı var, azaldı. Onu inşallah gürün soyuyla birleştirip güzel şeyler edeceğiz. Şimdi mesela zilli. Zilliyi mesela ben yamana düşünüyorum. Yaman'da mutlaka başka dişilerle de şey yapıyorum ama zilli özellikle özünde kalsın diye böyle bir çiftleştirme de düşünüyorum arkadaşlar. Başka bugün eklemek istediğimiz zaten bir şeye de gerek yok yani güzel bir iş yaptık. Kendileri de çok aşırı hırçınlardı. Birbirlerini paramparça ettiler. Asena dişi teslim olmadı, helal olsun. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.